19 Gölcük Merkezi depremin 21. yılında yapı stokumuz güvenli mi, değişen bir şey var mı, depremlerde ortaya çıkan can ve mal kayıpları kadere bağlanamaz. 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan ve ülke tarihimizin sonuçları itibariyle en acı depremlerinden biri olan 7.4 büyüklüğündeki Gölcük Merkezi depremin üzerinden 21 yıl geçti. İnşaat mühendisi odası olarak deprem gerçeğini unutmadık, unutmayacağız. 17 Ağustos 1999 Gölcük ve daha sonra yaşadığımız diğer depremlerde ortaya çıkan her acının yükünü omuzlarımızda, acısını ise kalbimizde taşıyoruz. Depremin ortaya çıkardığı sonuçlar sadece can kaybı mı? Bilmesi gerekir ki depremler sadece can kayıpları ortaya çıkarmaz. Biyolojik sorunlar, sakat kalma, pazar kaybı, üretim ve gelir kaybı, enflasyon, acil yardım harcamaları, işsizlik ve planlanan yatırımların gecikmesi, çevrenin bozulması ve çevre sorunları gibi önemli sonuçlar doğurmaktadır. 17 Ağustos depremiyle birlikte yaşamış olduğumuz depremler ve Ocak 2020 tarihinde yaşadığımız Elazığ-Silivri depremi, yapı stokumuzun halen güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Üzülerek söylemek gerekir ki deprem güvenliği bakımından 1999 yılından daha iyi durumda değiliz. Var olan yapı stokunun deprem riski giderilememiş, yara sarma anlayışıyla günün kurtarılmasına çalışılmıştır. Güvenli hale getirmek iddiasıyla başlatılan kentsel dönüşüm uygulamaları yeni sorun alanları yaratmaktadır. Riskli alan, riskli yapı belirlenmesindeki adaletsizlik, keyfilik ve hukuksuzluk ve hak kayıplarına yol açmıştır. Bugünkü kentsel dönüşüm yasası ve var olan mevzuatlar, kentsel dönüşüm uygulamaları için temel beklenti olan, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede, güvenli yapılarda oturmak anlayışını karşılayamamıştır. İnsanları depremin yıkıcı etkisinden korumaz. Geniş bir seferberliğe ve geniş bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Profesyonel mühendislik yaşamının düzenleyicisi olması gereken odamız ve diğer meslek odalarının yetkileri giderek bilinçli bir şekilde azaltılmış, hatta ortadan kaldırılmıştır. Oysa bilimsel ölçekte kent planlarının yapılması, mesleki yetkinliğe dayalı yapı denetim sisteminin kurulması, nitelikli bir mühendislik eğitimi koşullarının sağlanması, mühendislik hizmetlerindeki kalitenin yükseltilmesi, inşaat mühendisliği bölüm ve programları ile ilgili kontenjanların azaltılması, 3458 sayılı mühendislik ve mimarlık hakkındaki yasanın değiştirilmesi ve meslek alanımızda ilgi olarak bir meslek yasasının çıkarılması zorunludur. Yöneticilerin yerini şirket ve cemaat ilişkileri almıştır. Meslek odası üniversiteler ve endüstri kuruluşları arasında olması gereken işbirlikleri görmezden gelinerek yok sayılmıştır. Bu anlayış değişmelidir. Kentlerimiz depreme hazırlıklı hale getirilmeli. Deprem vergileriyle toplanan 35 milyar dolar yapı stokunu deprem güvenlikli hale getirmek için kullanılmalıdır. Fırsatlı olup da üzerine yeni kaçak katlar yapılan yapıların yaşanacak bir depremde ayakta kalma şansları yoktur. Bu yapılar öncelikle yıkılmalıdır. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde konut stoku yenilenmelidir. Bir doğal olay olan depremin yönetim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinden geçmektedir. Yapı üretim sürecinin önemli bir parçası olması gereken şantiye şefliği konusu çözümün değil sorunun bir parçası olmuştur. Farklı meslek disiplinleri ve uzmanlık alanları dikkate alınmadan şantiye şeflerinin görevlendirilmesi bilime ve bilgiye aykırıdır. Sonuç olarak yapılması, can ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Var olan yapı stokumuz güvenli olmaktan uzaktır. Ayrıca kendi kendisine yıkılan yapıların varlığı ve tümüyle kaçak olarak yapılan yapıların af kapsamına alınmış olmaları da kentlerimizin büyük bir risk altında olduğunun önemli bir işaretidir. Laboratuvarı olmayan oldukça fazla kontenjana sahip okulların inşaat mühendisliği diploması veren okullara dönüşmüş olması kabul edilemez. Her afetten sonra sık sık yapılan yara sarma anlayışından kurtulup bilimin, tekniğin ve aklın gerektirdiği işleri yapmak gerekir.